Paris'teyim. Neymiş o burası, dinle. Alo alo, dinle. Alkara'yı, Bulkara'yı yapıyorlar. Alkara'yı, Bulkara'yı. Ay Bulkara'yı bu Mona Lisa'yı görme sırası mı, şaka mı? Neyse çektim ama gördünüz Mona Lisa'yı. Arkadaşlar, evlendiğimde evime istediğim saat tam olarak bu galiba. Herkese Paris'ten günaydın, tünaydın, günün hangi saatinde izliyorsanız Paris'teyim. Yani o kadar çok Paris'e gelmek istedim ki ve sonunda Paris'teyim. Zaten bundan önce veya sonra belki Disneyland videomu izlemiş olabilirsiniz. Ama şu an daha yeni Paris'i geziyoruz diyebilirim. Hiç gezmedik, dün geldik. Normalde buraya direkt Disneyland'e gittik ve bugün gezimizin ilk günü. Nereleri gezeceğiz, sizi nerelere götüreceğim? Ona gelirsek, Versailles'deyiz şu an. Versailles bir saray. İnanılmaz güzel bir kapısı var şu an burada. Gold bir kapı, yani böyle bir kapı olamaz. Hemen gidip önünde tabii ki fotoğraf çekildim. Tatile kiminle geldim derseniz belki diğer videomdan görmüşsünüzdür ama görmeyenler için de annemle ve babamla geldik tatile. Bugün ve yarın kalıyoruz. Yarın dönüşümüz var aslında. Çünkü başka bir planlarımız var. Paris'e de aslında böyle hadi bir Paris'e de mi gitsek diye geldik. Bakalım ya, içerisini şu an ne kadar merak ediyorum anlatamam. Hemen içeri giriyoruz. Güzel çizim ya bu, inanılmaz gerçekçi. Arkadaşlar, evlendiğimde evime istediğim saat tam olarak bu galiba. Bu ne bu ne oldu? Hele köpeklerin tiplere. Oha, tavana bakın. Ne? Çizme istediğim şeyler. Bu ne be? Tabak desen tabak değil. Yemeklerinizi de bunda saklamazsınız yani. Şu yerdeki halıya bakın, halıya. Güzel, şu. Bak üstündeki resim bile inanılmaz güzel. Yani. Bu ne? Bu nasıl yokmuşlar? İnanılmaz güzel bir yere çıktık şu an. Yani bakın şuradan böyle göstereyim. Şu vizelere bakın. İçerisinin mükemmelliğine bakın. Normalde şimdi burası terasmış. Sonra burayı kral çok rüzgar alıyor diye buradan aynı modayı çevirmiş. Aynen. Ne güzel yapmışsın, aferin. Vallahi aferin, ha çocuk yatıyor. Benim modum bu vallahi. Güzel bir oda ya, tamam vesaire, bayağı iyi. King's Chamber diyor. Kralın odası mı bu acaba? Allah aşkına, kral burada yaşamaz ki. Çalışma odası falandır kesin burası. Neymiş o burası, dinle. Alo alo, dinle. Ülkeyle alakalı şeyleri önemli toplantılar mı yapıyorlar mesela? Ülkeyle herhalde alakalı danışmanlarla işte görüşmeleri var. Oha, kesin burası odası. Aynen, The King Bedroom. Ulan en kötü odayı seçmiş kendine, bu ne? Manzarasız falan. İnsan yani manzaralı bir şey seçer de kral. Ben olsam aynı odada kalırım. İşte güzel değil örtüler, hiç beğenmedim. Ben olsam aynı odaya kendimi oraya bir tane yatak atarım orada. Orada yatarım. Kalan oda oymuş. Öbür ilk gezdiğimiz karanlık. Aman aynı odayı seçin olacak. Öncelerde ceketim ve ben buralarda yaşardık ama şimdi yaşayamıyoruz. Eşlerin odaları da o taraftaymış. Her şey ona göre programlanmış. Allah'ım ya. Tam bir keyif. Keyif adamı ya. Keyifçiymiş biraz. Şuradaki göl var ya, şu göl. Şu gölün şöyle uzanmamasını ekleme put şeklini alıyor. Bunu bile düşünmüşler. Ah be, burada yaşasaydık ya. Bir bakıyorsunuz.
Ah be, burada yaşamak var. Ben de mutluyum. Evet. Allah'ım. Çok güzel bir odaya daha girdik. Şöyle bir oda. Ve tablolar ve heykeller var. Bayağı güzel. Şimdi bahçesine çıktık. Saray burada bakın yani. Şuradan şuraya ve buradan buraya kadar uzanıyor. Kocaman bir bahçesi var, inanılmaz. Şu aşağı kadar devam eden bir bahçe. Ve oraya kadar giden bir yol. Yani inanılmaz bir büyük saray yani. Hop, bir anda oteldeyiz. Üzerimi değiştirmeye geldim. Çünkü buradan Eiffel ve Louvre'a gideceğiz. Versailles'da böyle aynı kombinle fotoğraf çekildiğim için otele gelmek istedim. Ben buraya geldiğimden beri size yemin ederim makyaj yapmıyorum. Niye yapmıyorum bilmiyorum. Sen çünkü güzelsin. Şimdi şöyle bir kombin giydim. Altına botlarımı giyeceğim. Şuraya da bir elbise aldım. Bir Reels çekeceğim çünkü Eiffel'in orada. İbis'te kalıyoruz. Burada böyle bir girişi var. Benim bavulum böyle. Dağıttım burayı. Ve bu şekilde... halimiz. Ama en sevdiğim özelliğini söylüyorum size şurası için. Banyolar oldu. Gerçekten banyonun ışığı mükemmel. Hem benim banyom var hem de annemlerin banyosu var. Gayet güzel ve kalınabilir derecede. Öyle yani, şimdi çıkıyoruz. Geldiğim günden beri sonunda Eiffel'i görebildik. Koca bir demir yığın arkadaşlar. Yakından görmem lazım. Bir de ışıklı görmem lazım. Çok beğenmek için, bir saniye. Hemen bir yakınına gideyim hemen. Geldik yakından, devasa bir şey bu arada. İnanılmaz devasa yani. Ama bu kadar güzel. Büyük bir şey beklemiyordum açıkçası. Ama güzel, ne güzel. Evet, çok güzel yani. Şöyle bir daha göstereyim size. Şöyle bakar mısınız? Hamdan size müzik eşliğinde. Çal be! Burada da karikatür çiziyorlar. Kızım, uygulama var. Yaparsınız oradan, ne çizdiriyorsunuz kendinizi. Az önce burada bir şey geldi. Polis gibi bir şey. Bütün satıcılar. Aynen, bütün zabıta gibi. Bütün satıcılar bir koşuyor, bir koşuyor. Görmeniz lazım. İnanılmaz komik. Fotoğrafımızı çekildik. Bir de şurada bir nehir var. Burada da gemi turları falan düzenliyorlar. Sen Nehri diye geçiyor burası. Bayağı uzun ama yani hani şuradan falan da devam ediyor. Bütün Paris'in içinden geçiyor galiba. Hani bayağı bir güzel gerçekten. O tur rehberimiz anlatıyor. Müze bu tarafta. Ha, Louvre'da bu taraftaymış, evet. Şimdi de Louvre'a doğru yavaş yavaş geçeceğiz artık. Burada Alkara'yı, bu parayı yapıyorlar. Ama Alkara'yı, Bulkara'yı değil, bu. Ay, Bulkara'yı. Bulkara'yı aldım. Sıcaktan ne dediğimi bilmiyorum. Bir şey yapıyorlar işte ama o kadar dolandırıcık ya. Teşkilatlar ya. Komple. İnanılmaz dolandırıcılar. İzledik az önce. 2-3 tane böyle kişi var işte, sanki onlar da izleyici gibi. Alkış ve işte yapıyorlar. Alkış yapıyorlar. İşte diyor ki yanındakine, aslında yani o an gelen ve izleyen birine, hadi sen de koy diyor. Ben koyacağım bak falan. O da gaza geliyor, o çocuk koyuyor diye. Sonra bir tane kadın oluyor aralarında. Diyor ki ben de koyuyorum diyor. 100 euro koyacağım falan. Böyle koyuyorlar. Ama yalan. Şimdi Eiffel'in karşısında bir yerde. Café Kleber'da bir yemek yiyoruz. Annemle şimdi salata söyledi. Kendi salata yiyor. Biz kahve içiyoruz. Ben limonlu Schweppes istedim. Ve bana tonik getirdi. Şu an ne kadar kötü hissettiğimi anlatamam size yani. Çok çok kötü hissediyorum. Bir şey de diyemedim açtı. Şimdi annemle beraber salata yiyeceğim birazcık. Çünkü yarım saat içerisinde şeye geçmemiz lazım. Nur'un oraya geçmemiz lazım. Yiyip oraya geçeceğiz. Görmeyin. O kalabalık şaka mı?
saat 4'e aldığımız için sırayı ona göre giriyorsun ve çok hızlı ilerle. Saat 4 olmadan içeri girdiğimizi düşünüyorum. Saat kaç şu an anne? Baba saat kaç? Tam 4. Bak tam 4'te içeri girdik. Yani çok iyi. Şu an hemen burayı şöyle göstereyim size de. Mona Lisa'yı görmeye gidiyoruz. Burası kapanma saatine 6'da kapanıyor. 2 saat kaldı kapanma saatte. O yüzden son saat biletleri falan bitmişti. Şu an hiç bilet kalmamış. Versailles'de de aynısı oldu. İnanılmaz bir yoğunluk var. Tam Halloween'a denk geldiğimiz için aynısını yaşıyoruz. Neyse. Şimdi içine girdik. Mona Lisa'ya doğru gidiyoruz. İlk başta onu görelim dedik. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var. Ne kadar güzel çıkıyor şu an buradan. Sabahları kalkmak istemeyince ben. Mona Lisa'yı gerçekten merak ediyorum. Şu ne kadar büyük bir sütun ve inanılmaz çivi. Ya çok iyi. Merdivenler falan inanılmaz güzel. Mona Lisa. Topkapı Sarayı'nı gösterdiği yerdeyiz. İslam diye bir bölüm yapılmış buraya. Burada sadece işte İslam'a ait şeyleri toplamışlar bir araya. İşte cami ve Topkapı Sarayı'nı, Dolmabahçe'yi vesaire gösteriyorlar. Ama bu bizden olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ottoman, aynen bakın. Bizden. 16. yüzyılda İznik, Turkey. Bak şuradan şöyle almışlar. Türkiye. Aslında yani sadece Türkiye değil, İran, Irak, Suriye, işte Mısır, Özbekistan, İspanya. Çok ülkelerden alınma şeyler de var burada. Bir diğer meşhur heykelimiz de. Şimdi Paris'in en meşhur caddelerine geldik, Saint Germain'e geldik. Burada bayağı ünlü markaların olduğu bir cadde. Kafede Flor'da oturacağım. Allah'tan sıra yok ve yer burada. Bizimkiler şimdi babam çantamı takıyor. Bizimkiler işte masanın temizlenmesini bekliyor. Güzel bir cadde. Yani Floransa'ya benziyor mu diyeceğim ama benzemiyor. Ama çok güzel bir cadde. Baya güzel. Şu evde oturmak isterdim bakın. Şunun balkonunda oturmak isterdim. Şöyle. Az önce ne oldu? Bir tane dilenci vardı. Ben onu hani gördüm ama yani öndeki para kutusunu asla görmedim. Yürürken sağ ayağıma değil de ne hikmetse sol ayağıma bir şey çarptı böyle. Kadının paralarıymış ve her yer para oldu. Her yer ama. Ve kadına ama ne yapıyorsun gibisinden bir şeyler söylüyor. Ben de hani özür dilerim dedim. Toplamaya başladım kadına beraber. Babam şey diyor. O yoktu diyor. Kadın önüne attı diyor. Hani ben asla görmedim. Asla böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmedim. Bu tamamen para alma taktiği üzerine kurulmuş bir şeymiş. Ve şok oldum. Gerçekten şok oldum. Ve sonra babam beni boş ver hani para taktiği dedi. Helal olsun diyecektim. Elini sıkıp para verecektim ama yapmadım. Gezeceğimizi gezdik şimdi. Metrodayız yine. Yani metroları çözdüm. Paris metrosu karışık diyorlar ama biraz dikkatli bakarsanız hiç de karışık değil. Şimdi Eiffel'e doğru gidiyoruz. Sabah çektiğim Reels'ın devamını çekmek. Evet, bunun için gidiyoruz. Ve sonrasında birkaç tane hediyelik bir şeyler bakacağız. Sonrasında otele dönüyoruz ve bugünü kapatıyoruz.
Evet, şu an Eyfel'in önüne tekrardan geldik. Akşam çok daha büyüleyici ve çok daha güzel değil mi ya? Bayıldık. Gerçekten bayıldık. Az önce şurada bir Reels çekmiştim gündüz. Akşam da onun devamını çektim. Profilimde izleyeyim. Şöyle göstermeyeyim. Gerçekten çok güzel. Bir de şöyle bir poz vereyim. Bir dakika. Büyüleyici. Yani Roma mı burası mı dersen bilemedim. Burasının şeyleri daha büyüleyici geldi bir tık bana. Ama Roma da çok büyüleyici. Ay, ikisine de gidin bilmiyorum ama bunun akşamını çok daha fazla beğendim. Çünkü gündüz o kadar bir şey yok. Yani Dilara'cığım, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Roma güzel olabilir ama Paris, Paris. The Paris. Tamam, çektim, gidebiliriz. Evet, sonunda otele geldik. Yarın artık dönüyoruz. Yani sadece yarın kahvaltıya gideceğiz ve sonrasında döneceğiz. O da otelin yakınlarında bir yerde yapacağız kahvaltımızı. Yani gerçekten çok beğendim Paris'i. Bir daha gelir miyim? Tabii ki bir daha gelirim. Hatta daha kapsamlı gezip daha uzun kalırım ve daha böyle rahat rahat gezerim ki koşturmalı olmasın. Ama gerçekten çok sevdiğim ve bir daha gelmek isteyeceğim bir yer oldu. Siz de umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdi biz otelimize geldik. Otele gireceğiz. Artık dinlenelim. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Sizi çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen bol bol yorum atmayı, başka hangi ülkelere gitmemi isterseniz onları yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Başka videolarda görüşürüz.